Günaydın. Yatırım Finansman Günlük Piyasa Değerlendirmesi ile karşınızdayız. Bugün günlerden 11 Kasım Cuma. Amerika Birleşik Devletleri'nde manşet ve çekirdek tüfenin beklenenden fazla gerilemesi, enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceği ve Fed'in artık daha ılımlı politikalar izleyeceği algısı ile borsalara güçlü alımlar getirdi. Wall Street'te dün %3,7-7,4 arası yükselişlerle geride bırakılan, uzun bir dönemin kayıpları geri alınırken teknik açıdan da önemli dirençler yukarı kırıldı ve hareketin devamına dair beklentiler arttı. Önümüzdeki aylarda enflasyonda baz etkisine bağlı gerilemenin devam edebileceği algısı da bu beklentileri destekliyor. ABD'de bugün gaziler günü nedeniyle tahvil piyasaları kapalı, borsa açık olacak, vadeliler bu sabah pozitif tarafta. Asya'da da ABD etkisi ile pozitif seyir görüyoruz. MSCI Asya Pasifik Endeksi, Mart ayından bu yana en güçlü performansını sergiliyor. Bununla beraber, Çin'de 10 bin yeni vaka bildirildiğini, kamusal alanlarda yeniden kısıtlamalar getirildiğini belirtelim. Biz de pozitif açılış bekliyoruz. BIST endeksi daha önce de paylaştığımız kısa vadeli önemli teknik direnç bölgesi olan 4500 ile 4600 bölgesine girebilir. Burada endeksin sergileyeceği performans, yabancı işlemleri, hacim ve para giriş çıkış göstergeleri düzeltme ya da trendin devamı açısından kritik olacaktır. Kısa vadede, BIST endeksinde 4500, 4580 ve 4600 dirençleri ile 4450, 4395 ve 4330 destekleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 563 baz puanda başlıyor. İçeride Eylül ayı cari denge ve sanayi üretimi açıklanacak. Dışarıda, Almanya TÜFE ve ABD Michigan beklenti endeksleri izlenecek. Ek olarak bugün AB sonbahar ekonomik beklentiler raporu yayımlanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.